Yusuf şimdi bizlerle. Yusuf ne yapacaksın? Stand-up yapacağım. Stand-up yapacaksın. Bu stand-up'ta ne anlatacaksın? Kendi hayat hikayemi anlatacağım. Okuldan falan filan. Eski kız arkadaşlardan, babadan yediğin azarlardan falan filan. Yani daha çok kafa karışıklığıyla ilgili. Çok kafam karışık. Yani bakın karıştı mesela. Mustafa Topaloğlu'ndandırdı. Peki kardeşim, başarılar diliyorum. Merhabalar. Hoş geldin. İsim? Yusuf Bilal Altıntaş abi. Nereden geliyorsun Yusuf? Diyarbakır'dan geliyorum. Ne iş yapıyorsun? Okul bitti abi, üniversite bitti, şimdi yüksek lisans, öyle yüksek lisans yapıyorum. Kaç yaşındasın? 27 yaşındayım. Stand-up yapacağım bu akşam. Senin lisans bayağı yüksek olmuş yalnız. Efendim abi? Okul bitmiş, lisans da bayağı yükselmiş. 27 olmuş ya yaş. Valla gitmiş ya. Haydi. Evet. İyi, güzel, ben de yıllarca okudum. Güzel bir şey. Evet. Başlayabilirim. Stand-up yapacaksın. Evet, stand-up yapacağım. Stand-up yaparken sonuçta 1-0 mağlup başlarsın. Onun farkındasın değil mi? Evet. Yani tanımamış olmanın verdiği esprilerde belli zorluklar oluyor. Seyirciye geçirmekte. Değil mi? Evet abi, çok zor. O zorluğu yaşayacak mısın birazdan? Yani bir güldürmeyi planlıyorum. Hiç güleceğiz gibi gelmedi senin yüz şeklinden. Ben heyecanlı mısın çok? Rahatım abi, dürüst olmak gerekirse. İyiyim. Yani kendimi hikayemle anlatmak isterim, öyle söyleyeyim. Süpersin. Tamam. Sahne senin, buyur. Merhabalar herkese. Dediğim gibi ben aslen Diyarbakırlıyım. Ve çok kafası karışık bir insanım. Gerçekten kafam çok karışık. Mesela böyle sahneye çıktığım zaman istiyorum ki memleketimi karizmatik bir şekilde söyleyeyim. Diyarbakırlıyım diye. Ama olmuyor çünkü memleket uygun değil yani. Kimse inanmıyor. Mesela şöyle bir Diyarbakırlı göremezsin yani. Nerelisin? Diyarbakırlıyım. Ne? Nerelisin? Diyarbakırlıyım ben. Kimse inanmaz. Ya da şöyle bir Diyarbakırlı yoktur şairane. Nerelisiniz? Ah moruk. Aslen Diyarbakırlıyım. Bu da en yakın arkadaşım Maho. Maho Aslen, Urfalı. Bu da canım sevgili Mayşo. Gel kız buraya. Mwah. O da Şırnaklı. Alo, ne var? Evdeyim, köydeyim. Kimse inanmaz. Çünkü insanlarda beklenilen şey şudur. Nerelisin? Diyarbakırlıyım. Kesinlikle Diyarbakırlısın. İnanırlar. Bunu sadece bizim taraf için söylemiyorum. Yani Türkiye'nin neresine giderseniz gidin. Şive var, ağız var, aksam var. Mesela şöyle bir İzmirli yoktur. Nerelisin? İzmirliyim. İzmirlisin. Ha, biz aslen İzmirliyiz. Hep böyle zeybek oynarız. Kimse inanmaz. Onun da doğrusu şudur. Aha İzmirliyim. Geleceğim gideceğim. Aha tabii ki de Şii'den. Buna inanırlar. Evet, dediğim gibi kafam çok karışıktı ve benim kafamı dedem karıştırdı bence. Çünkü bakıyorum böyle iki tane karısı var. İki karısı var. Ve ikisi de birbirinin aynısı. Şimdi hangisi benim nenemdi? Yani bu muydu, o muydu? Ben de katılmıyorum, tamam. İki kadınla evlenmek doğru bir şey değil ama hani sen madem bir tane almışsın. Hani iki tane almışsın. Bari bir tanesini farklı al. Kafam karışıyor. Onların böyle 16 çocuğu var. O 16 çocuğun 10 çocuğu var. Açık büfe kuzenler. Gerçekten. Kuzenler açık büfe. İstediğinle tanış, istediğinle dertleş, istediğinle dedikodu yap. Ortalık böyle karma karışık. Mesela size örnek vereyim. Biz böyle tanışıyoruz. Merhaba kuzen diye. Çünkü kalabalıkta ilk defa karşılaşıyorum. Bir gün gittim böyle tanışmaya. Dedim ki merhaba kuzen. Dedi ki ben senin teyzenim. Ne teyzesi? Sen benimle yaşıtsın. Benimle yaşıt bir teyzem var. Ve bizim aile Kızılderili gibi gerçekten. Yine benim kafa gidiyor. Kimsenin gerçek adı yok. Hepimizin böyle lakapları var. A ne diyorum, bu kim, o diyor Keko. Büyük abi demek. Yanındaki Avdo, bu Mako, bu Ramo, bu Ayşo, bu Fato, bu Edey, Edey, Edey. Edey, Edey, Edey. Ama sonradan öğrendim hepsini. Hepsini çok seviyorum. Mesela en sevdiğim üçlü Edey, Edey, Edey. Dedemin üç kız kardeşi. Diyorum bu sefer çözeceğim. Bu Ede'ydi, bu İde'ydi, bu da Üde'ydi. Bir yer değiştiriyorlar. Ulan hangisi Ede'ydi, hangisi Üde'ydi ya? Gerçekten dedemin en büyük oğlu 60 yaşında. En küçük oğlu 5 yaşında. İnsan hiç amcasını parka götürür mü ya? Parka gidiyoruz, çocuğun da kafası karışıyor. Ulan diyor, bu benim babam mı? Ben diyorum böyle amca mı olur?
başlık istesem verir mi acaba? Ya sen benim neyimsin ya? Ben senin yeğeninim. Ama en sevdiğim amcam o gerçekten. Son olarak ben annemden de şikayetçiyim. Onu da söyleyeyim. O da beni mesela sürekli eve çağırıyordu. Sürekli böyle. Oğlum eve, anne gelmiyorum. Oğlum hadi eve, anne hayır. Aramızda böyle sanki oğlum eve geç gelme adlı bir müzikal oyunu var. Şaka yaptım. Bir tane şaka yaptım. Normalde benim annem çok kötü çağırırdı gerçekten. Öyle bir bağırırdı ki bütün mahalle korkudan bize gelirdi. Mesela bizim mahallede en iyi eve çağıran Erman annesiydi. Çok güzel çağırıyordu böyle. Erman eve, Erman we have. Erman we have. Ben de Erman'lara giderdim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yusuf. Çıkarken Yusuf Yusuf'tun ama şimdi baba baba Yusuf'sun yani. Bir şey söyleyeceğim. Ben çok beğendim. Bayıldım. Ya. Gerçekten. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten aslında Acun sana şey dedi ya başında. Hazırlıklı ol diye. Hani gülmedikleri zaman insanın morali bozuluyor. Enerjisi düşüyor vesaire. İçimden de dedim ki çok iyi yapıyor aslında böyle konuşarak. Fakat hiç öyle bir şeye ihtiyacın yokmuş. Teşekkür ederim. O seni hazırladı ama çok herkes güldü ki biz bu salonu güldürmek için canımız çıkıyor yani gülmüyorlar. Bilecik biraz şey ne diyeyim? Sakin bir toplum galiba. Gülmüyorlar yani böyle ooo diye güleni göremezsin. Yok öyle bir. Hayır güleşler. Güleşler kahkahalar atmıyorlar. Yani hepsi. Baksana utanıyorlar gülmeye. Erkeklerde de öyle hayret bir şey yani. Erkekler de gülmüyor. Efendiler. Bunlara. Evet. Öyleyse kahkaha atan efendi değildir demek istemiyorum. Sakın yanlış anlama. Ama kahkaha atmayan da efendi olmuş oluyor. Sana bir şey demedim ki ben burada ne bir anda garip arayayım. Ben ne dedim? Sana bir şey mi dedim? Ben efendi değiller mi dedim. Gülmüyorlar. Bilecik gülmüyor kardeşim. Gülmüyor işte. Doğrusu gülmüyor. İnsanın enerjisini alıyorlar. Alıyorsunuz gülmüyorsunuz. Ne oluyor? Gülün şöyle. Gülün. Enerji verin bize. Yok bak hala. Bir gülsenize lütfen. Bir, iki. Oh be. Siz de rahatlamışsınızdır eminim. Ay ne bileyim ben anlamadım. Biz Bilecik'e koşa koşa geldik. Çünkü çok mutlu olmuştuk daha önce geldiğimizde. Daha çok gülüyorlardı. Ne oldu ben anlamadım. Küstüm onlara ben. Şaka tabii. Şey güldüler hayret. Sana güldüler demek istiyorum. Ha, teşekkür ederim. Böyle biraz ses az geldi sanki. Ay yok yok onların en büyük kahkahası o. Arkadaşlar gülün ya boş verin vallahi. Aynen. Yani. Oh be içim rahatladı. Yusuf felsefeye mi geçtin? Gülün hayat bilmem ne falan. Daha oylama yapmadık. Özür dilerim abi. Ne kadar sen profesyonel yapıyor musun? 3 senedir barlarda yapıyorum. Yapıyorsun çünkü belli bir sahne dilin var ve akışın çok iyi. Şeyin ritmin çok iyi. Teşekkür ederim. Espriyi geçiremediğin yerde tekrar hemen öbürüne çok kolay geçebiliyorsun. Bunlar çok hoşuma gitti. Bence buraya gelmekle de çok iyi etmişsin. Sağ olun. Ben çok keyifle güldüm. Tabii daha güzel şeyler olacağını da tahmin ediyorum. Ama vücut dilin çok müsait. Ali abi. Bayıldım, evet ben bayıldım. Seni bu yaptığın gösteri dalında çok yetenekli bulduğumu söylüyorum. Teşekkür ederim. Ne? Sen de Bilecikliler gibi sonradan açıldın. Oh be. Yusuf en zor dalda çok başarılı bir tur geçirdiğini düşünüyorum ben. Bir kere karavana çok azdı. Aşırı şaka yoktu.
Ama hepsi doluydu. Bu çok önemli bir yüzde. Yani bu çok önemli bir başarı. Yani yüzdesinin fazla olması, başarı yüzdesinin fazla olması şakalarında. Ki 2-3 yerde bana kahkaha attırdın. Yani vallahi görmedim. Evet evet. Ay görüyorum. Asıl ben onu unuttum. Yusuf. Tabii. Amcam sus. Amcam falan çok güzeldi ya. Sus, bir hani dakika, amcam sus. Bırak bileziklere şöyle yapıyorum. Acun güldü ya. Evet. Acun güldü ben ya. Ben gülerim zaten ya. Benim kaç kahkaham var o kadar değil ya. Acun abi dün kakarı kiriydik ya. Ben senin daha kahkaha atarak güldüğünü hayatımda bak yıllardır peki, görmedim. Peki o zaman Instagram'a koyuyorum tamam mı? Sen seyret şimdi. Ben seyrettim. İki büklüm Cem Yılmaz yanımda şaka yapıyor. İki büklüm yerlerde geziyorum. Cem Yılmaz deyince tamam yani. Allah'ım. Tamam yani. Cem Yılmaz'dan başka. Var mı çok güzel? Hatırlar mısınız? Var mı çok güzel gelmişti? Canım ona herkes gülüyor. Ben iki büklüm kahkahadan yere düştüm en son. Bak. Ya bu. Kaç sene oldu? Hayır ya. Kaç sene oldu? Örneklerden lütfen. Bir kaç sene oldu? Birkaç sene. Ancak o işleri bak. Hayır. En son hatırladığım o. O zaman başka bir şey söyleyeyim. Gerçi, en son hatırladığım o. O zaman bir örnek daha vereceğim. Bunu samimiyetimle ve yemin ederek söylüyorum tamam, sana. Tamam buyur. Son filmine gittim setine Cem'in. Arif 216. Bana 5 sahne gösterdi. 5'inde de yerdeydim. İnanılmaz 5 sahne var. Cem'in dışında gülemiyor musun? Hayır hayır. Yani hep bana Cem örneği veriyor ya. Cem Yılmaz var mı bir yer gülmesi için? Ben arkadaşlarımızla zaten gülüyorum da hani bu tip aktivitelerde de gülüyorum diye anlatıyorum sana onu. Bugün de güldüm işte. Allah Allah. Çok başarılı buldum. Çok da iyi gideceksin inşallah. Garip tamam. Bir coolluğun var değil mi? Evet. O çok önemli yani. Şimdi sakinliğin çok güzel Ali abi. Ben en çok evet. Sakinliğini beğendim. Yani sakin. Şakaları yaparken güveniyor. Kendine güveniyor. O biraz da tecrübesi var. Ondan da avantajı var. Çok güzel yerlere gelirsin inşallah. Çok mesela ben senin için çok özür dilerim. Ben senin ikinci turunu keyifle bekleyeceğim şimdi. Çünkü güldüm. Teşekkür ederim. Evet Hülya Avşar gerçekten yanındakileri de yükselten önemli bir sanatçıdır diye toparlıyorum. Ve oylamaya başlıyorum. Ali abi. Ben evet diyorum. Teşekkürler abi. Yine bugün herhalde yıldızlar böyle yıldızlı evet diyorum. Sağ olun. Ben de çok beğendim. Ben de evet diyorum ve 3 evet oluyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.